Bugün falafel yapacağım. Bir Orta Doğu yemeği yapacağım. Yani nohut köftesi. Böyle nohut, kuru nohutlarımı akşamdan suya koydum. Hemen şöyle hazırlamıştım daha önce. Akşamdan ıslanan nohutlarımız tabii böyle birazcık kabardı. Şimdi ben bunları robotumla çekeceğim. Baharatlara ve ben bol yeşillikli sevdiğim için bol yeşillik koyacağım. Birazcık böyle yeşil olsun istiyorum. Bol yeşillikli sevdiğim için, yani içerisinin yeşil olması istediğim için, benim diş sarımsağım evde olmadığı için bugün taze sarımsaklarım vardı, onu kullanacağım. Tabii diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Soğanım var. Burada taze kişnişlerim var. Maydanoz ve dereotu. Böyle hepsini yıkayıp bir araya koyduğum için şöyle. Burada karbonatım var, tuzum var, karabiberim var, kimyon ve kişniş tohumu. Çekmiş olduğum kişniş tohumu. Çok kullanırım ben bunu. Orta Doğu'da çok kullanılan, Arap ülkelerinde çok kullanılan bir baharat. Tabii ki bunun tazesinde gösterdim. Değişik bir tadı var bunun. Ama bu kurusunu çok kullanıyorum. Çok severek her köfteye her şeyi kullanıyorum yani. Şimdi bunları mutfak robotumuzda çekelim. Şimdi nohutlarımızdan mutfak robotumuza biraz koyalım. Tabii çok doldurmayalım çünkü diğerlerini de koyacağız. Koca koca parçalar soğanlarımızı atalım. Birazcık su dökelim bunu, çok kuru olmasın ki rahat çekebilsin. Hemen şöyle toparlayalım. Bakalım. Birkaç baharatımızı da ekleyelim. Biraz fazla doldurmuşum olsun. Bakalım. Hemen baharatlarımızdan ekleyelim. Karabiberimizi ekleyebiliriz. Tuzumuzu ekleyelim. Kimyon ve kişnişi daha sonra ekleyeceğim. Hatta karbonatı daha sonra ekleyeceğim. Karabiber ve tuz yeterli şimdilik. Şöyle bulalım. Şunu da kenara alalım. Şimdi hemen kıvamına bakalım. Biraz ortalığı dökelim. Tam da böyle olmalı. Birazcık böyle, çok da hamur gibi değil ama böyle birazcık parçaları olacak tabii ki. Bu şekilde. Şimdi ben bunu kaba döküp diğerlerine devam edeyim. Nohutların hepsini yaptım. Bayağı bir nohutum vardı. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine hemen şunlarımı getireyim. Ne demiştik? Biraz karbonatım vardı. Kimyonum vardı.
ve kişniş tohum. Böyle yeşil bir falafel istiyordum zaten. O yeşillikle. Şimdi biraz dinlensin. Şimdi ben şöyle hafiften yuvarlayarak biraz daha büyük yapalım. Bir öncekini bayağı bir küçük yapmıştım. Biraz daha büyük olabilir. Dışarıda hazır satılanlar gibi. Aslında bunun bir aparatı var ama o aparatla pek beceremedim. Ben daha önce de almıştım. Hatta birkaç çeşit denedim. Hiçbirisinden hoş olmadı. Hiç güzel olmadı yani. Daha doğrusu ben beceremedim belki. Onun için en güzeli böyle. Biraz sokak yemeği gibi. Hani gezginler geziyor ya da sokak yemeklerini gösteriyor ya. Onun gibi. Böyle döner gibi işte ekmek arasında. Ben daha çok açıkçası ekmek arasında seviyorum. Yani Arapların o lavaş ekmeği gibi değil. Böyle çok ince pita dedikleri bir ekmekleri var. Küçük ince bir ekmek. Onun arasına koyup susamlı sostan da üzerine döküyorlar. Şöyle acı turşu biberle. Çok güzel. Falafellerimizi böyle kızartıyoruz bol yağda. Tabii ki zaman bol yağ zamanı değil ama böyle küçük bir tabada kızartıyorum tabii. Yağ tabası değil. Gördüğünüz gibi dört tane. Az bir şey. Bakın şöyle. Şimdi tabağımıza koyduk. Üzerine birazcık şöyle sarımsaklı yoğurt. Böyle taze sarımsak. Sevgili izleyenler, bugün Orta Doğu'dan bir yemek yaptım. Falafel, nohut köftesi yani. Baharatları da onlara özgü. Hemen bir tanesini kesiyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi Kerim'den bunu bölemeyeceğim. Bakın. Bol yeşillikle. Güzel kızartma. Sarımsak soslu. Tahinli sarımsak soslu. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.